Merhabalar, ismim Cevahir. Bu videoda Winch'te dökümanı, checkout ve check-in işlemlerinden bahsedeceğiz. Tekrar Winch'li bir dökümanı buluyorum. Browse'dan, Folders'dan Quality altındaki Process FMA klasörüne gittim tekrar. Burada bir FMA dökümanım var. Bunu checkout ve check-in yapacağım. Şimdi checkout dışarıya almak, check-in tekrar içeriye aktarmak anlamına geliyor. Yani şu anda bu A1 versiyonundaysa, yani A revizyonu birinci iterasyondaysa buna A1 versiyon diyoruz. Ben bunu checkout ettiğimde A1'i dışarı alacağım. Üzerine değişiklik yapıp check-in'le içeriye göndereceğim. A2 olacak. Bu dokümana aynı şekilde search'ten de adını ya da numarasını search'e yazarak da ulaşabilirdik. Bu şekilde buradan da gerekli işlemleri yapabilirdik. Ben Browse'dan gelmeyi tercih ettim. Checkout işleminde öncelikle dokümanı bulduktan sonra seçip Actions'tan Checkout ya da direkt sağ tıklayıp Checkout yapabiliyoruz. Seçmek şöyle işe yarayabilir. Birden fazla dokümanı üzerimize Checkout edeceksek, kendi üzerime kilitleyeceksem seçip ikisini birlikte Checkout edebilirim. Ben şimdi sağ tık Checkout yaptım. Dokümanı dışarıya aldım. Bu işlemden sonra doküman benim üzerimde olduğunda şu şekilde check it out to you diye gösteriyor. Bu dokümanı başka bir kullanıcı ile şu anda görüntülersem, bunu da yeni bir Winchi sayfası açarak göstereyim. Aynı dokümanı şimdi başka bir kullanıcıyla aratacağım. Yıldız 00074 geçiyor içinde. Evet, dokümanı buldum. Bakın dokümanda, bu PFMA dokümanında, bu arada içinde 00074 geçen her şeyi buldu. Buraya geldiğimde check it out by Cevahir Yıldırım diyor. Yani şu an Cevahir Yıldırım bunun üzerinde çalışıyor. O yüzden ben buna sağ tıkladığımda checkout edemiyorum. Kapalı şu anda. Yani dokümanda aynı anda bir kişi çalışabilir. PLM size bunu sağlıyor. Şu anda başka bir kullanıcıyla girdiğimde checkout edemiyorum. Administrator kullanıcısıyla. Bunu aşağıya aldım. Ben de checkoutluysa da üzerinde sarı olarak gözüküyor. Ve aynı zamanda üzerinde checkoutlu olan doküman home sayfamda daha önceki eğitimlerde bahsettiğimiz check it out work'te de, yani üzerinize checkoutlu olan işlerde direkt en üstte en son checkout yaptığınız gözüküyor. Şimdi geri gidelim klasörümüze. Checkout işlemi bu şekilde. Check-in işlemi de gene üzerine sağ tıklayıp, tabii checkout'tan sonra tıklayıp bu Excel'i indiriyorsunuz masa üstünüze. İndi şu anda. Üzerinde ilgili değişiklikleri yaptığımı düşünün. Daha sonra sağ tıklayıp check-in diyorum. Check-in sırasında bana yükleyeceğim dokümanı soruyor. Seçiyorum. Ve bu az önce indirdiğim dokümanı üzerinde değişiklikleri yaptıktan sonra yüklüyorum. Comments'e de check-in yorumumu yazıyorum. İlgili değişiklikler yapılmıştır. Ve OK diyorum. Şimdi doküman A1'di. A2 olarak PLM'de ömrüne devam ediyor. Ve check-in işlemi tamamlanmış oldu. Şu anda yandaki ikon gitti. Ben diğer kullanıcıyla aynı aramayı tekrar yaptığımda artık dokümanı A2 olarak görüyorum ve sağ tıkladığımda artık checkout edebiliyorum.